Evet sevgili seyirciler, poşet artık paralı. Evet, bu çevremiz için çok önemli bir haber. Gereksiz poşet kullanımı %70 oranında düştü ki bu çok ciddi bir oran. Fakat madem parayı biz veriyoruz, o zaman burada marketlere seslenmek istiyoruz. Doğada rahatça kaybolabilen, kolay kaybolabilen poşetler üretip satsınlar. Unutmayın, bu yasalar doğa kazansın diye, siz 25'er kuruş kazanın diye değil. Hayvan türleri son 42 yılda %58 oranında azaldı. Evet, yanlış duymadınız. %58 oranında azalmış ben doğduğumdan beri. Biz doğaya böyle davranmaya devam edersek, o zaman çocuklarımız da aslanları sadece çizgi filmlerde seyredebilecekler. Sırada güncel siyasi haberlerimiz var efendim. Geçtiğimiz günlerde önemli bir toplantı. Dedi efendim. Evet, siyasi haberlerimiz de bu kadar. Şimdi sırada stüdyo konuğumuz var. Türkiye tam 150 kere batan, evet iflas eden, yanlış duymadınız, 150 kere batan Bilal Bey'i konuşuyor. Bilal Bey şimdi stüdyo konuğum. Gelecek durumu onunla burada beraber değerlendireceğiz. Bilal Bey geliyor efendim stüdyomuza. Evet. Hoş geldiniz Bilal Bey. Hoş bulduk Aziz Bey. 150 kere batmışsınız. Evet. Yani beşincide bir şeylerin ters gittiği hissine kapılmadınız. Asla. Asla öyle bir hisse kapılmadım Aziz Bey. Şimdi bakın, Steve Jobs, Bill Gates, bunların hayatına baktığınızda müthiş başarısızlıklar görüyorsunuz. Doğru muyum? Doğru. Ama bunlar büyük girişimciler. Şimdi bizim ticarette bir laf vardır. Bu iş bata bata öğrenilir. Bata çıka olmasın mı? He? Bata çıka. He. Bata çıka. Ya keşke 25 yıl önce bu deyimin doğrusunu söyleselermiş bana. Böyle bir şey olabilir mi? Bata çıka. Ha. Peki nasıl başladınız ticari kariyerinize? Çok güzel başladım efendim. Öncelikle deniz muzu ve jet ski işiyle girdim. Ha, nerede? Ankara'da. Ankara'da o işe girdim. Orada bir battım. Ondan sonra bu bardakta mısır işi çok popülerdi o dönem. Ben durur muyum? Hemen daldım o işe. Ama ben bardakta bamya işine girdim. Orada da bir battım. Dedim, çağ dijital artık. Yani çağa ayak uydurmalıyım. Ne yaptım? Kaplumbağasepeti.com'u kurdum. Onun da kuruluş hikayesi budur. Kaplumbağasepeti.com mu? .com. Nedir o efendim? Şimdi efendim ben Galapagos adalarından binlerce ama kaplumbağa getirdim. Yiyordum hepsini buraya. Müşterilerimiz acil bir ihtiyaç anında hemen linke tıklayıp kaplumbağasını alabiliyordu. Aldılar. Hiç almadılar. Zaten yani kaplumbağa niye acil istenen bir şey olsun ki? Hmm. Ya. Çok doğru sorular soruyorsunuz biliyor musunuz? Keşke bir yıl önce tanışsaydık ya. Getirdiğiniz kaplumbağaları ne yaptınız acaba? Efendim, onlar elimizde kalınca hemen ticari dehamı konuşturdum. Dedim ki, ben bunları bahçe süsü olarak satarım. Kaplumbağaları. Kaplumbağaları. Efendim bahçeye koyuyoruz bunları. Sabah geliyoruz yok. Bahçeye koyuyoruz. Sabah geliyoruz yok. İnanır mısınız? O işte battı. Ama maşallah neşenizden bir şey. Ben de buyum yani böyleyim. Yani yapacak bir şey yok. Hak koyuyorum. Ertesi gün yok. Evet inanıyorum. Tabii. Acayipti ya. Acayip bir serüverdi kaplumbağasepeti.com. Harikaymış. Peki nasıl karar veriyorsunuz bir işe girmeye? Şöyle yapıyorum efendim. Ticarette bizim bir laf vardır. Ha. Çok önemlidir. Ticarette aklına iyi bir fikir geliyorsa hemen o işe gireceksin. Olur mu efendim ya? Bir uzmanlara danışmadan, araştırmadan girilir mi? Ha. Ya. Bir doğru soru daha. Vallahi bravo ya Aziz Bey. Peki yani hadi hepsini geçtim. Ailenize danışmıyor musunuz? Aa, ben her işe başlamadan önce aile bireylerimi alırım, ararım. Onların bir beddualarını alırım.
Beddua niye? Şimdi Aziz Beyciğim, 37. batışımdan sonra... Ha. Yani takdir edersiniz ki o hayır dualar yerini bedduaya bıraktı. Ya annem ya annem. Evet, inanılmaz efendim. Peki aileden yardım almıyorsunuz. Bu yatırımların parası nereden geliyor? Nereden buluyorsunuz bu kadar parayı? Efendim, benim bütün bankalara borcum var. Ha. Benim organlarım falan hep ipoteklidir. Mesela kollarımı Fish Bank'a ipotekledim. Böbreklerim, gözlerim, onlar Döner Bank'a ipoteklidir. İnanır mısınız? Beynimi kimse ipoteklemiyor. Yani hiç anlamıyorum neden ama ipoteklemiyorlar efendim. Galiba biz anlıyoruz efendim. Efendim? Ha, yok bir şey. Peki bankalar dışında borç aldığınız kimseler ya da belli yerler var mı? Tabii efendim. Ben 18 parlak fikir için 18 tefeciden borç aldım. Evet. Sonra o 18 parlak fikrim battı. 18 tefeciye borçlu oldum. Evet. Peki borcunuzu nasıl ödüyorsunuz? İşte orada devreye diğer 18 tefeci giriyor. Tabii onlardan aldığım borçla bunların borcunu ödüyorum. Böylelikle ay sonuna kadar yaşamış oluyorum. Aziz Bey, yaptığım hesaplara göre 3 ay sonra beni vururlar. 3 ay sonra beni vururlar. Ya hesabım da çok iyi değil. Kusura bakmayın, tam şey yapamıyorum. Aa, bir dakika, 1 ay ya, 1 ay. Ben 1 aya giderim. Aman Allah gecin vermesin efendim. Peki bir çözümü yok mu? Var efendim, onu da ben buldum. Ben baktım bu tefeciler iyi iş yapıyor. Gide gele alıştım da ben bunlara. Tefeci açtım efendim. Peki tefeci açacak parayı nereden buldun? Tefeciden borç aldım. Siz tefeciden para alıp tefeci mi açtınız? Evet, aynen öyle. Çok da işe yaradı aslında. Efendim, ilk başlarda insanların ayağa alışsın diye ben biraz zararına borç verdim. Para parayı çeker dedim. Çekti mi? Hiç çekmedi. İnanır mısınız yani? Hiç çekmedi ya. E tabii borçları alamayınca ben battım yine malumunuz. Ondan sonra da dedim ki yani bu batış nereye kadar? Aynen böyle. Heh, orada bir dur dedim. Orada dur dedim yani. Abi. Bence benim tipim korkutucu değil ya, o yüzden kaybettim. Ondan. Diye düşünüyorum, bilmiyorum, emin de değil. İyi, sebebini de çözmüşsünüz. Çözdüm, evet. Çözdüm. Bilal Bey'e çok teşekkür ediyoruz efendim. Yalnız Aziz Bey şu... programa katılım ücreti 100 lirayı alabilirsem... Bahis oynayacağım da malum, tefeciler tefeciler. Evet. Lig şampiyonluğunu oynuyorum. Söz vermiştik, doğru. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Çok merak ettim. Şampiyonluk için hangi takıma oynayacaksınız? Ya şimdi bunu buradan söylemek istemiyorum ama... hadi söyleyeyim. Yaptığım derin araştırmalar ve analizler sonucunda... bu sene Fenerbahçe açık ara şampiyon. Açık ara. Bu da benden seyircilerinize bir tüyo olsun. Yapmayın, yapmayın. Yapmayın. Nasıl paranın kokusunu aldılar Aziz Bey? Lütfen çok oynamayın. Bahis oranlarını düşürmeyin. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Hadi bakalım. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, Bilal Bey'e kalan ömründe mutluluklar diliyoruz. Ve ne haberin sonuna geliyoruz efendim. Yeniden görüşmek üzere. Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele katılır.